Kolay.com.tr'den herkese merhaba. Ben Yaman Kaya. Sevgili izleyenler, Demokratik Sol Parti Bursa İl Başkanı Sayın Hüseyin Cahit Akıncı gündem özelde konuğumuz. Kendisiyle Bursa ve Türkiye gündemini ele alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun Yaman. Efendim çok teşekkür ediyorum ben de programımıza katıldığınız için ve ilk olarak ekonomideki gelişmelerle ben açıkçası başlamak isterim. Sizleri ben takip ettiğimde devamlı sokakta görüyorum. Aktif olarak bir üye katılım çalışması da gerçekleştiriyorsunuz Demokratik Sol Parti olarak. Baktığımızda sokağa herhalde vatandaşın da bir numaralı gündemi şu atmosferde ekonomi. Sizin gözlemlerinizi dinlememiz gerekirse hangi başlıkları aktarmak istersiniz? Şimdi iktidarları gelip götüren tencere oluyor. Yani mutfak eğer hakikaten vatandaş mutfakta rahatsa dışarıda da rahat oluyor. Şu anda ekonomi çok kötü bir duruma geldi, patlama noktasında. Dolar Aralık ayından bu yana ilk defa yine 16 Türk Lirası barajını aştı ki önlenemiyor. Merkez Bankası 16.30'u da evet yani geçiyor. Bu şartlarda Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen yine engellenemiyor. Örneğin şu anda pazara gittiğinizde yeşil mercimeği almaya kalktığınızda en kötü yeşil mercimek en ucuz almaya kalktığınız 60 lira. Yani bugün zeytin, en ucuz zeytini almaya kalktığınızdaki sofralarımızın şu anda lüks malzemesi haline geldi. Bursa bir de zeytin kenti. Evet. Yani bugün en ucuz zeytin 25 liradan başlıyor, 70 liraya kadar zeytin gidiyor. Peynir artık sofralara giremez konuma geldi. Peynir 100 liraları geçti. Maalesef. Domates fiyatları, ben dün ilginç bir şey söyleyeyim, marketten bir ekmek, bir tane yoğurt, 7 yumurta, inanın aldıklarımı açık ve net söyleyeyim. Bir parça da kavurma tipi bir şey aldık. Kaç para borcumuz? 82 lira. Yani paraya verirken bir de baktım kendi kendime, ya bu nasıl olacak? Hani varken insanların geçim gücü günden güne düştüğü için yapılabilecek hiçbir şey yok. Burada hükümetin artık yani erken seçime mi kendini götürecek? Yani bu işi pes ettik, artık bırakalım, bu işi düzeltecek olanlar gelsin diye düşünmesi gerekiyor. Yani bugün artık bu çuvala bu mızrak sığmıyor. Efendim Bursa'ya gelecek olursak, Bursa'da tabii senelerdir pek çok sorun da ne yazık ki boğuştu. Özellikle merkezi herhalde hükümetin yapmış olduğu yatırımlardan en az nasibini alan kentlerden biri diyebiliriz büyük şehirler anlamında da bakacak olursak. Bursa'ya baktığınızda sorunları nasıl sıralarsınız? Tabii kentsel dönüşüm şu anda bu inşaat maliyetleriyle iyice durmuş vaziyette. Nasıl bir Bursa görüyorsunuz Demokratik Sol Parti Bursa İl Başkanı olarak baktığınızda bu kente? Şimdi ben Bursa'da öğrencilik yaptım. Burası hakikaten bir yeşil Bursa'ydı. Şu anda yeşillikle ilgili herhangi bir şeyimiz kalmadı. Sadece millet bahçeleri yapmaya çalışmakla da Bursa'yı yeşile kavuşturamazsın. Trafik sorunu aldı başını gidiyor. Yani bir trafiği rahatlatabilmek için kavşağın birini akıllı kavşak yapıyorsun ama ondan önceki bütün kavşakları sıkıştırıyorsun, trafik sıkışıyor. Biliyorsunuz metro olayı Erdem Saker döneminde başladı. Bizim dönemimizde Bursa'ya metro geldi. Demokratik Sol Parti döneminde Erdoğan Bilenser'in belediye başkanı olduğu dönemde hep yer altından gitti. Şimdi yer üstüne çıktığınız zaman yolu daraltıyorsunuz. Zaten Bursa'daki bu yol daralması trafiği felç ediyor. Zaten çok kısır bir yolu evet. Var. Yani en az belirli saatlerde Acemlerin orasına bir bakın. Bir de İstanbul yolu üzerinde gelene bir bakın. Orası biraz rahattı. Oraya da T1 hattını getirmeye kalktınız. T2 hattını geldi. Getirmeye kalktınız. Orasını da mahvettiniz. Şimdi hastane, şehir hastanesine giden bölümü de aynı şekilde rahatlatmaktan daha çok kesmekeş durumuna getiriyorsunuz. Bu bir. Yani trafik sorunu en büyük. Yeşil alan olayı, şimdi Bursa deprem bölgesinde. Peki toplanma bölgeleri nereli? Bilen vatandaş var mı? Yok. Açıklayan var mı? Yok. O da yok. Yani Allah göstermesin, Büyük İstanbul depremi her an olabilir diye bekleniyor. Tabii hem İstanbul bir de hem Bursa merkezi evet, de ayrıca bekleniyor. Ayrıca beklenen bir şey. Bu da toplanma bölgelerimiz gerçekten neresi olduğunu vatandaşa belirlenmesi gerekiyor ve boş alan gerekiyor. Üçüncü şık, bakın Atatürk ismi olan her yeri biz kapattık. Yani Atatürk Stadyumu'nu yıktık.
Atatürk Spor Salonu'nu yıktık. En basitinden yani Atatürk ismi taşıyan aşağı yukarı bir yeri isim değişikliğine gittik. Timsah Arena'yı yaptık. Alt tarafı gelen dereyi kuruttuk. Üzerini doldurduk. Ama ilk şeyde ikinci maçtan sonra orası araçlardan çöktü. Tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Yarın orası zaten o stadyumun olduğu bölgede trafiği kapatacak. Çünkü orası da merkezde kalacak. Sağlık sorunu şehir hastanesine Allah göstermesin şu anda şurada bir kalp krizi geçirseniz şehir hastanesine ulaşabilir misiniz? Mümkün değil. Ulaşım imkanı sıkıntılı. Yani zaten şu anda Bursa'da aslında doktor da yok. Doktor da yok. Devlet hastanesinden randevu da bulamıyorsunuz yani. Yani sağlık parası dendi. Ben basit bir şey söyleyeyim. Ben bu dün iki tane iğne aldım. Bana eczacı arkadaş dedi ki abi bunlar istersen hiç yazdırma. Bunların parasını ver git. Neden? 24 lira ikisi. Eğer yazdırırsan bu iki ilacı 42 lira sana mal olacak. Hani sağlık parasıydı? Randevu alman zaten mümkün değil. Yani 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra. Yani bunları sıralarsanız Bursa mümkün olduğu kadar merkezi hükümetten yardım alan büyük şehirlerin içerisinde en son il. Bu da buradaki başarıyı kısıtlıyor. Efendim tabii son olarak ben çok konuşulduğu için sığınmacı meselesine siz nasıl yaklaşıyorsunuz Demokratik Sol Parti olarak? Onu da merak ediyorum. Her gün yeni görüntüler servis ediyor. Bugün de ben programa girmeden önce baktığımda akıl almaz hakikaten tırlarla insanlar ülkeye gelmeye devam ediyor. Demokratik Sol Parti'nin sığınmacı meselesine yaklaşımını nasıl açıklarsınız? Bakın biz Demokratik Sol Parti olarak hiçbir sığınmacı, evet savaş döneminde elimizden gelen yardımı yaptık. Şu anda savaş olayı bitti. Herkes kendi memleketine dönmeli. Yani biz buna çok sıcak baktığımızı söyleyemem. Yani bu hani bazen diyorlar ya Müslüman kardeşimiz bakalım edelim fakat bizim kesinlikle ve kesinlikle herkes kendi ülkesine dönmeli. Zaten Suriye sınırı allak bullak. Oradaki mayınlar da kaldırıldıktan sonra kimin ne kadar içeri girdiği belli değil. Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki biliyor musunuz Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda artık Suriyeli iş adamlarının evet, üye olduğunu. 1000'den fazla hatta. Evet. Yani yeter artık herkes ülkesine dönsün ki biz kendi ülkemizdeki insanlara faydalı olalım. Buna sıcak baktığımızı söyleyemem. Efendim Demokratik Sol Parti'nin Bursa'daki çalışmalarını da sizden dinleyelim. Vardan programımızı noktalayalım. Üye çalışmasını yoğunlaştırdığınızı ifade etmiştik. Evet. Kaç üyeniz var şu anda? Bir hedef var mıdır? Ve size olan ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz? Bursa'da hedefimiz bizim üye sayısından daha çok çalışkan üyelere yönelebilmekti. Ama 7000 üzerinde şu anda üyemiz 7000 var. 7000 üzerinde. Evet. Yani 7131 falan yani son rakamlara göre. Bu kadar üyemiz var. Artı biz saha çalışmasına devam ediyoruz. Bu saha çalışmasında en büyük şeyimiz standlarda üye kayıtlarımızı devam ediyoruz. Ha bugün dün canlı yayına test yayınına başladık. Türkiye genelinde yayın yapılabilecek bir güvercin televizyonumuz var şu anda. Dün test yayını başladık. Bugün devam ediyor. Hafta sonuna kadar test yayını devam edecek. Ondan sonra 24 saat bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu da kendi Bursa ili olarak kurduğumuz bir alan. Gazete olayını çıkarıyoruz. Güvercin Bursa olarak. Ama bunu bütün ülkedeki, Türkiye genelindeki illeri de başladık içini kapsamaya. En büyük özelliğimiz de 10 siyasi partiyle beraber Bursa için bir Bursa işbirliği yapıyoruz. Evet. Bursa platformunu, yani bu bizim yukarıdaki genel merkezlerle olan bir şey değil. Biz Bursa için yerelde bir işbirliği. Evet, yerelde bir işbirliği yaptık. Şu ana kadar 3 açık hava toplantısı, 1 sabah kahvaltısı. Bunun haricinde her hafta mümkün olduğu kadar Bursa'nın sorunlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Vallahi nefes almak diye bir şeyimiz yok gibi geliyor. Çünkü biz Sayın Kuramsal Genel Başkanımızdan aldığımız terbiyeyle mümkün olduğu kadar Bursa'ya faydalı olmaya çalışıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Çok sağ olun Yaman Bey. Her şey için teşekkür ederim. Genel Başkanım Sayın Önder Aksakal'ın da çok çok selamlarını size iletirim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
Efendim gündem özelinin sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.